Vallahi düşündüğün gibi değil bak. Bir George Clooney vakası gibi düşün bunu. Nasıl yani? Yani şöyle ki, sonuçta George Clooney dediğimiz zat acayip yakışıklı bir adam. Yani başarılı, zengin, yetenekli. Maşallah elini sallasa 50'si. Bana nasıl bağlayacaksın acaba bu konuyu? Ha, tabii George Clooney'nin seninle hiçbir alakası yok. Değil mi? Çok sağ ol. Yani şimdi şöyle, kendisi yıllarca bekar gezen bir adamdı. Yani böyle bütün kadınlar çevresinde pervaneydi. Böyle bir ara bir nişanlanır gibi oldu ama sonra o nişanlar dağıtıldı. Yani sonuçta kendisi bekar bir adam. Sonra çarşaf her yerde haberler çıkmaya başladı. Böyle gazetelerde, haberlerde falan. Bir de kendisi avukat bir kadınla evleniyormuş. Böyle Venedik'te evleniyor falan diye çıkardılar haberi. Ne oldu, yalan mıymış? Yok işte 2-3 hafta önce evlendiler. Amile, sadede gelelim ya. Vallahi. Gelelim. Hemen sadede geliyorum. Yani sonuçta bilmiyoruz ki hayatta değil mi neler olacak, neler olmayacak evlenene kadar hiç bilmiyorduk. Ayrılabilirlerdi bunu biz. Nereden bilebiliriz ki? Yani o yüzden buna bir Schrödinger'in kedisi gibi bak olaya yani. Hemen hatırlayalım neydi Schrödinger'in kedisi? Şu... Hatırlamayalım. Lütfen hatırlamayalım ya. Lütfen ya. Allah rızası için susalım ya. Artık çünkü konuştukça batıyoruz. Lütfen. Tamam. Canım Amileciğim. Ay. Lütfen. Tamam. Tamam. O zaman... Her şey göründüğü gibi olmayabilir diyelim mi? Öyle diyelim mesela. Diyelim. Onu diyelim, başka bir şey demeyelim. Onu dedik. Tamam. Dedik mi? Tamam. Dedik.